Örnek söylüyorum, sen bir Müslüman olsan ve Müslümanları sevdiğini söylesen, İncirliği Amerikalılara açıp İncirlik'ten kaldırılan uçaklar... İncirliği açıp İncirlik'ten... Almanların uçaklarını kaldırıp İran'a vurdurtturur musun? Ben hiç odak kullanmadım. Yaşasın AK Parti! Yaşasın AK Parti! Yaşasın! İncirliği kafir dediğin ABD'li askerleri açıp Müslümanım dediğin Iraklıların üzerine gönderir misin onları öldürmeleri için? Abi sonuçta konuştuğumuz insanın kim olduğu belli olduğu için şu an ben buna bir yorum yapamıyorum. Çünkü çok sert bir yorum yapacağım. Yok, ya evet ya da hayır. Sorun zaten eğer sorunsa bizle. Yapamam. Kadir, sorum şu. Bugünkü düzen kadınları koruyabiliyor mu? Kadınlar hakkında çıkarttıkları kanunlar kadınları koruyabilecek yeterlilikte mi? Abicim, kanunları sadece söz üzerinde çıkartıyorlar. Kadınları koruyabilecek nitelikte bir sürü kanun var ama hiçbiri uygulanmıyor. Yani bu kanunlarla kadın korunabilecek bir kapasitede mi? Abicim, sorun o değil ama bu belirttiğiniz örneğin çok daha ilerisi oluyor. Mesela örnek vereyim. Kadın birkaç kez şiddete uğruyor. Öldürmeli tehditlerle yaklaşılıyor. Uzaklaştırma kararı veriliyor. Uzaklaştırma kararı 3 kere 4 kere çiğneniyor ama adama hiçbir şekilde ceza uygulanmıyor. Ta ki kadının bir gün öldü haberini aldıktan sonra, yurttaşlar bağırdıktan sonra, eylem yaptıktan sonra duyuluyor. O zaman bu sistemin sorunları değil mi? Evet, sistemin sorunları. Yani sistem kendisince zaten bunun önüne geçebilecek yeterlilikle kanunlar alamıyor. Mahkemelerin savcılarıdır yeterli bir şekilde doğru düzgün işlerini yapamıyor. Sistem de kadınları koruyabilecek doğru düzgün kanunlar çıkartamıyor. Kanunların, cezaların şu an yanlış öncelikleri var. Bunları tabii belirtemiyorum ben şu anda ama kadın hakları, kadına şiddet en sonda kalıyor abi. Herhangi bir siyasiye hakaret davası daha fazla tehlikeli olabiliyor. Herhangi bir siyasiye. Bir örnek vermiyorum burada. Yani diyorsunuz ki siyasileri eleştirmek kadına bir zarar vermekten daha ağır bir suçmuş gibi algılanıyor. Kadının ölümünden daha ağır bir suç. Peki bu kadınları öldürebilecek insanları bu hale getiren sistem değil mi? Çok fazla örnek var ya. Yani mesela örnek söylüyorum. Televizyon dizilerinde bir kadına nasıl tecavüz edilir? Nasıl o kadın öldürülür? İşte mafyalık nasıl yapılır? Silah nasıl taşınır? İnsanlar nasıl öldürülür gibi diziler, filmler sistemin kendi izniyle yayınlandığı sürece ve bu sistem de aynı şekilde topluma siz kadınları öldürmeyin dediği zaman samimi olur mu? Yani siz hem doğruyu hem yanlışı. Hem yanlışı insanlara enjekte ediyorsunuz hem de diyorsunuz ki doğru insanlar olun. Şu an tam bunu söyleyecektim ben. YouTube kanalları olsun, diğer kanallar olsun en ufak hakarette rütük radyo televizyon kurum olmasına rağmen onlara karışıyor. Ancak çocukluktan bize bu enjekte ediliyor. Kadına vurmak normal, kadına şiddet normal. Bunu biz televizyonlarda görüyoruz, özeniyoruz. Belirli bir yerden sonra kendi karakterimizi, kendimizi benimsedikten sonra hür irademizi ortaya döküyoruz. Döktükten sonra yine bizim başımız ağrıyor. Peki şu anki laik düzen mi kadınları daha fazla korur, İslami düzen mi? Abi ben buna cevap veremeyeceğim. Mesela niçin buna cevap veremediğinizi söyleyin o zaman. Suç olduğunu mu düşünüyorsunuz? İslami düzen tabii ki Allah'ın kanunları her şeyin en doğrusudur ama İslami düzeni uygulayabilecek bir toplum yok şu an dünyada. Mesela Kadir, bir sistemi kötü manada uygulayacak insanlar var diye ve o sistem de doğru diye. Biz o sistemden mi vazgeçmemiz lazım yoksa o sistemi istismar eden insanlardan mı vazgeçmemiz lazım? Tabii ki istismar eden insanlardan, bunu engelleyemeyiz ama. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in her sözü, Allah subhanahu aleyhi ve sellem'in her ayeti İslam'da bir kanundur. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kadınlar size Allah'ın emanetleridir. Allah'a değer veren, İslam'a değer veren bir topluluk bu kanun. Bunu bildiği halde sizce kadınlara nasıl yaklaşır? Daha güzel yaklaşmaz mı? Daha korumacı yaklaşmaz mı? Ya da Allah subhanahu ve teala'nın şu ayeti, annene ve babana öf bile deme dediğinde aileyi korumaya yönelik bir kanun değil mi? Ailedeki bu kadar sorunun önüne geçebilecek bir kanun değil mi? Ya da Allah subhanahu ve teala'nın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu söylediği söz, şu kanun. Cennet annelerin ayakları altındadır. Kadına verdiği değeri göremiyor muyuz? İslam'a değer veren bir toplulukta bu sözleri, bu kanunları ilk eğitim zamanlarında yani ilkokul dediğimiz yerlerde öğrenmiş olsa, bu şekilde büyümüş olsa kadınların önüne bu kadar artar mı? Artmaz. Yani kadınların tecavüzleri artar mı mesela? Artmaz tabii ki. Mesela İslam'da şöyle bir durum var. Mesela bir adam bir kadına tecavüz ederse İslam'da onun hükmü öldürülmesidir. Öncelikle İslam şunu yapıyor bak. Öncelikle ilk zaman senin çocuğunu alıyor, güzel bir şekilde eğitiyor. Doğruyu ve yanlışı ona güzel bir şekilde eğitiyor. Doğruyu ve yanlışı bilen insana da sonra da şunu söylüyor. Eğer şunu da yaparsan bu senin cezan olacak diyor. Yani sen birisine tecavüz edersen, sen birisini öldürürsen senin cezan budur diyor. Böylesi bir eğitim düzeninde sence suç oranı düşmez mi? Hem doğruyu yanlışı öğretiyor ilk güzellikle ki doğruyu yanlışı bilen insan Allah korkusunu da bilecek. Allah korkusu yaşayan bir insan ise zaten suça hiç meyletmeyecek. Ceza
ile herhangi bir şekilde karşılaşmayacak zaten. Hem cezayla caydırıcı İslam, hem eğitimle caydırıcı İslam. Doğru değil mi? Abi senin söylediklerin hep sonuna kadar doğru. Ama bunu nasıl uygulayacaksınız? Şu an biz zaten şu anki düzenin maalesef uygulanmayacağını biliyoruz. Allah subhanahu teala dilerse tabii. Sadece biz toplumun bu konu hakkındaki fikirlerini, görüşlerini, kalplerinde barındırdıkları o fikirleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Yani aslında siz de bu fikirleri duyduğunuz zaman İslam'ın adil bir düzen olduğunu zahiren söylemiş oluyorsunuz. Bugünkü rejimin ise, bugünkü sistemin ise batıl, adaletsiz bir düzen olduğunu az çok zahiren bunu söylemiş oluyoruz. Çünkü bir tercih. Biliyorum buna zaten. Mesela bugün sandıklar önümüze konuluyor, demokrasi sandığı deniliyor. Ama şöyle bir örnek vereyim. Ben sana demokrasiyi sunduğumu söyleyeceğim. Senin önüne bir tane sandık koyacağım. Daha doğrusu 10 tane sandık koyacağım. Ama arkada sadece bir tek sistemiyle yönetebilecek insanlar var diyeceğim. Yani bu sen 10 tane kişiyi 100 kişiyle seçsen arkada sadece bir sistemle yönetilecek. Tabiri caizse şöyle. 10 tane kadın önüne konulacak. Hangisini seçersen seç arkadaki adamla evlenecek. Bu demokrasi midir? Bugünkü değil abi. Bugünkü sistem de aynı böyle değil midir? Çok iyi anladım ben söylediğinizi. Kesinlikle bugünkü sistem böyle. Bize başka şans verilmiyor. Ama biz şansımızı yaratacağız. Biz şansımızı bulacağız inşallah. Kendi çabamızla insanlara anlatacağız, insanları bilinçlendireceğiz, elimizden geldiğini ortaya koyacağız. İnsanlar artık İslam'ın adil olduğunu, bu düzenin de adaletsiz olduğunu bilmesi için çaba göstereceğiz. Bir Müslüman ise bütün peygamberlerin yaptığı gibi her memlekede, her bir ülkeye gittiklerinde onlar Allah'ın adil düzenini anlatıp tağuta kulluk etmeyin. Yalnız ve yalnız Allah'a ibadet edin. Yani sahte ilahlara, sahte kanun koyuculara, sahte Rablere, sahte sistemlere değil, yalnız Allah'ın sistemine boyun eğin. Allah'ın dediklerini eğin dedikleri gibi biz de bir muvahhid olarak, Müslüman olarak bunu yapmaya bugün çalışıyoruz. Bu yaptığımız amelin karşılığında da Allah subhanahu teala'dan ecrimizi, ücretimizi bekliyoruz. Şimdi dediğiniz gibi şu anki demokrasi sistemde, demokrasi sistemi dedikleri şeyin içerisinde bile demokrasi yok. Tamamen faşistlik, baskılık var. Bir tek sistem koyuyorlar ve onlarca insan önümüze koyuyorlar. Diyorlar ki hangisini seçerseniz seçin bir sistemi yöneteceksiniz. Bu memleketin niye sistemi o Müslümanlığa, İslam'a göre değil de %5'in azınlığın istediği şekilde yönetim başımızda. Yani bu bile adaletsizlik değil mi? Abi yüzyıllarca İslam her zaman kullanılmıştır. Sadece İslam değil. Bunun Vikinglere kadar gitseniz de din herkesin anlayabileceği bir şey olmadığı için ne söylersen insan kabul eder, ne söylersen ona gider. Dinle çok kolay insan kandırılabilir. Peki Kadir, bugün Atatürkçülükle insanları kandırıyorlar mesela. Biz Atatürk'ü mü burada suçlamamız lazım? Atatürkçülüğü mü suçlamamız lazım? Yoksa Atatürk'ü kullanan insanları mı suçlamamız lazım? Demokrasiyi de bugün milletvekilleri kullanıyor. Çıktıkları zaman demokrasi şöyle, demokrasi böyle, demokrat olmamız lazım diye konuşuyorlar. Bunlar demokrasi kullandığında demokrasiden mi insanların vazgeçmesi lazım, yoksa demokrasi istismar edenlerden mi vazgeçmesi lazım? Ben milletvekillerinin söylediklerini dinlemiyorum bile. Milletvekili dediğiniz milletin adına çıkıp orada konuşması gerekiyor. Sistemin adına mı konuşuyorlar? Lise öğrencisi gibi sürekli kavga ediyorlar. Muhalif ettiğini birkaç kişi yapabiliyor. İktidar desen abi sanki bana mahallede bir bakkal yönetiyor, o şekilde konuşuyor. Bunların hepsi sadece ben oraya çıkayım, kendimi göstereyim, benim görüşümde olan insanların tatmin edeyim, geri ineyim, maaşımı alayım peşinde. İyi kullanıyorlar bunlar, sadece demokrasi değil ki. Kadir, güzel bir şeye değindin. Mesela dedin ki bu milletvekilleri milletin vekili değil, milletin vekili olsa milletin isteklerine, iradelerine göre konuşurlar diyorsun. Evet. Şimdi örnek söylüyorum. Peki bugünkü sistem şu yönden adil mi? Ben örnek söylüyorum, İslami bir düzen istiyorum ve İslami bir düzen için mücadele etmek istiyorum. Bunun için de diyorum ki ey Türkiye Büyük Millet Meclisi, ben buraya Allah Subhanahu ve Teala'nın şeriatıyla yönetilmeye yönelik konuşmalar yapacağım. İnsanları, ardında beni buraya vekil gönderen, İslami düzen isteyen insanları için konuşmaya geldim desem, peki bu sistem izin verir mi buna? Vermez abi. O zaman nasıl demokrasi sistemi diyeceğiz? Demokrasi değil zaten. O zaman bugünkü memleket, örnek söylüyorum, bugünkü memlekette ne mutlu Türk'ün DNA'yı savunabiliriz. Demokrasiyi savunabiliriz, laikliği savunabiliriz. Şeriatçılığı savunduğumuz zaman suçlu oluyoruz. Bu demokrasi midir? Veya Kur'an ve Sünnet'e göre biz baştakileri eleştirdiğimiz zaman, ayetlere göre eleştirdiğimiz zaman suçlu oluruz. Bu demokrasi midir? Demokrasi bütün düşüncelere, bütün haklara saygı duyar. Demokrasi budur. Demokrasi şu anda zaten yönetilmiyor. Ben bunu sonuna kadar arkasındayım. Peki bir Müslüman, örnek söyleyeyim, bu demokrasi hapını yutturmuşlar insanlara ve kendi bilgileriyle insanları da bir nevi şekillendirmişler, yöneltmişler. Bir Müslümanın kendisine özgü Kur'an ve sünnetin bir hükmü var iken ortada, bir Müslümanın kendi fikri olabilir mi? Olamaz. O zaman bugünkü başımızdaki insanlar kendilerini Müslümanım diyorlar. Nasıl olur da Allah subhanahu ve teala'nın kendi ayetleri varken, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri ortada iken, nasıl durup da birileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne toplanıp biz de kanun çıkartıyoruz diyebilir? Böyle bir şey yapabilir mi? Kendi
kendine Müslümanım diyen insanlar. Müslümanım diyorlar ama Müslümanlığa en ters düşen insanlar da bunlar. Bugünkü mecliste olan insanlar kendilerini İslam'a nispet etmelerine rağmen Allah subhanahu ve teala Maide 44. ayette devleti benim kanunlarımla yöneteceksiniz ayeti olmasına rağmen, Nisa 60. ayette mahkemelerinizi benim kanunlarımla hükmedeceksiniz o mahkemelerde demesine rağmen kendilerinin fikirleri, kendilerinin görüşleri oluyor. Bu zaten bir İslam'a çelişiyor diyoruz. İkincisi, geçenlerde Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Dedi ki İslam'da demokrasidir. Buna katılıyor musunuz? İslam demokrasidir mi dedi? Yani İslam'da bugünkü seçim mi? Yani evet böyle dedi. İslam'da demokrasi vardır dedi. Bu doğru mu? Tabii var abi. Nasıl mesela? Demokrasi dediğimden kasıt şu ama. Halifeler de demokrasiyle bir nevi seçildiler. Bundan dolayı diyor ki Kılıçdaroğlu İslam'da demokrasi vardır. Bundan dolayı katılabilir miyiz? Ben katılıyorum bu arada. O zaman şöyle bir soru geldi o zaman ikincisi. Peki halifeler seçildiği zaman neyle hükmetti? Kılıçdaroğlu'nun kendi inandığı zihniyete göre mi hükmetti yoksa Allah Subhanahu'nun kanunlarına göre mi hükmetti? Kanunlarına göre hükmetti. O zaman Kılıçdaroğlu burada milleti aldatmaya yönelik bir söz kullanmış olmaz mı? Hayır. Ama insanlar diyor ki İslam'da demokrasi var. Vardır. Zahiren görüldüğü gibi vardır. Ama içeriğine girdiğimiz zaman o demokrasi neyin üzerine kurulu? Allah'ın şeriatıyla hükmedilmesi gerekli. İslam'da birisini seçeceksek neyle hükmetmesi gerekli? Allah'ın kitabıyla, Kur'an'la sünnet mi hükmetmesi gerekli? Bu şekilde demokrasi ise eyvallah. Buna hiçbir sorunumuz yok. Ama Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 6 tane oka bağlı kalmadan siyaset de yapamazsın, memur da olamazsın, bugünkü toplulukta da barınamazsın. Böyle bir zihniyette buna demokrasi diyebilir miyim? Kılıçdaroğlu kendisiyle çelişmiş abi. İslam'da demokrasi vardır. Ben sadece buna onay veriyorum. Ama ben demiyorum ki muhalefet gel de bugün Allah kanunlarına göre yönetecek asla. Çok teşekkürler kardeş. Varsa başka fikirlerin son olarak buyur. Son bir fikrim var. Bu söylediğinizin de gerçekleşmesi için tam olarak. Diyelim ki iktidar değişti. Herhangi bir parti veya herhangi bir yönetici geldi. Ve yöneticiye çok büyük bir kitle bunu sundu. Allah'ın kanunlarına göre yönetelim diye. Onun da bir seçime sunulması gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkürler ama bu dediğiniz şey imkansız şu an. Çünkü bugünkü kanunlar ilk 3 maddenin yani bu laiklikle, demokrasiyle alakalı, laikliğin değiştirilmesi, teklif edilmesiyle alakalı kesinlikle teklif edilemeyeceğini söylüyor. Burada bir faşist bir kanun koyuyorlar. Yani laiklik ve demokrasi kesinlikle esastır. Bunlar değiştirilemez diyorlar. Sanki Allah subhanahu ve teala'nın kitabından ayet değiştirilemezmiş gibi, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleri değiştirilemezmiş gibi bir kanun koyuyorlar. Ve sonra insanlara demokrasi var diyorlar. Değiştirilebilir ama bugün değiştirilemez. Başkanlık sistemi varken herkesin tüm kurallarının sadece bir kişinin ağzından çıkabileceği konumdayken değiştirilemez abi. Bugünkü Erdoğan yapan bugünkü sistem değil mi? Mesela örnek söylüyorum. Evet. Bir halife düşünün. İslami düzenden bahsediyorum. Erdoğan'dan bahsetmiyorum. Erdoğan bugünkü sistemin ürettiği bir cumhurbaşkanıdır. İslam'ın ürettiği bir cumhurbaşkanı değildir. İslami bazı alametleri olsa dahi İslam'ın birçok ayetine muhalif hareket eden, politikası birçok ayetine muhalif olan bir kişidir. Irak politikası aynen öyledir. Milyonlarca insana, örnek söylüyorum, sen bir Müslüman olsan ve Müslümanları sevdiğini söylesen, İncirliği Amerikalılara açıp, İncirlik'ten kaldırılan uçaklar... Yaşasın AK Parti! İncirliği açıp, İncirlik'ten... Almanların uçaklarını kaldırıp İran'a vurduk durur musun? Ben hiç odaklanamadım. Yaşasın AK Parti! Sen bir Müslüman yaşasın AK Parti lan yaşasın! İncirliği, kafir dediğin, ABD'li askerleri açıp Müslümanım dediğin Iraklıların üzerine gönderir misin onları öldürmeleri için? Abi sonuçta konuştuğumuz insanın kim olduğu belli olduğu için şu an ben buna bir yorum yapamıyorum. Çünkü çok sert bir yorum yapacağım. Yok evet ya da hayır. Sorun zaten eğer sorunsa bizle. Yapamam. Anladım. Çok teşekkürler Kadir. Hayırlı günler. Çok teşekkürler. Sağ olun.